adalete, laikliğe, demokrasiye ve cumhuriyete zulmeden mağlum zihniyeti protesto alkışıdır. Türkiye'yi... İyi misiniz? Hep beraber, hep beraber, birlikte 7 Haziran'da sandığa gideceğiz ve yaşanacak bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz. Ülkemizde gerginlik istemiyoruz. Ülkemizde işsizlik istemiyoruz. Ülkemizde hep beraber kardeşçe barış içinde yaşamak istiyoruz. Adres CHP. Neden CHP? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiyi getiren partidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye Partisidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal'in partisidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir çocuğun bu coğrafyada yatağa girmemesini isteyen partidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi uygar dünyanın bir parçası olmak isteyen bir Türkiye'nin partisidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ortada onun bataklığına girmek istemeyen bir Türkiye'yi savunan partidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin partisidir. Siz burada korsan bir miting düzenlemişsiniz. Hepinizi hapishaneye göndereceğiz. Silivri'ye. Az önce Buca'da bir meydanın temelini attık. Aziz Başkan, 30-35 yıldır bir türlü izin verilmeyen Buca'da güzel bir meydan yapacak. Benim size sözüm var. Bütün meydanları halka açacağız. Taksim Meydanı dahil. Meydanlar bir kenti güzelleştirir. Meydanlar bir kentin enerjisini boşalttığı yerlerdir. Meydanlar bir uygarlık işaretidir. O nedenle söylüyorum. Hep beraber 7 Haziran'da hazırlıklı mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Sandığa gideceğiz. Yaşanacak bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Öğretmenlerimiz var. Öğretmenlerimiz var. Eli öpülesi öğretmenlerimiz var. Hepimizin saygı duyduğu öğretmenlerimiz var. CHP iktidarında öğretmenleri bu ülkenin en saygın kişileri yapacağız. Onları baş tacı yapacağız öğretmenleri. Çünkü bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal baş öğretmendi. Madem ki o bizim baş öğretmenimiz, bütün öğretmenlerimiz de bizim baş tacımızdır diyoruz. Hepinizi seviyorum. Hepinize güveniyorum. Hepinize inanıyorum. Yola sizin için çıktım. Benim siyaset anlayışımda kişisel çıkar yoktur. Benim siyaset anlayışımda yandaşlık yoktur. Benim siyaset anlayışımda sadece ve sadece vatandaş vardır ve biz vatandaşa hizmet ederiz. Nerede yaşarsa yaşasın, nerede olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, insanı insan olarak bileceğiz ve onun sorunlarını çözeceğiz. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çünkü biz CHP'yiz. Sözlerimi burada bitireyim ama bitirmeden önce sizden bir söz istiyorum. Bugün Türkiye'nin geldiği koşullar iyi değil. Huzur istiyoruz dedim. Çok sorunumuz var dedim. Bu sorunları aşma bilgimiz ve birikimimiz ve kapasitemiz var. Sizden bir tek şey istiyorum.
7 Haziran'da sandığa giderken geçen seçimlerde şu veya bu nedenle CHP'ye oy vermemiş bir vatandaşımızı ikna edin. Ve onunla beraber sandığa gidin. Ve ona şunu söyleyin. Türkiye'nin yeni bir başlangıç yapmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin çağdaş dünyanın bir parçası olmaya ihtiyacı var. Türkiye'de işsizlik var. 6 milyon 200 bin vatandaşımız işsiz. Türkiye'de yoksulluk var. 17 milyon vatandaşımız yoksul. Gelin hep beraber yeni bir başlangıç yapalım. Güzel bir başlangıç yapalım. Türkiye'yi uygar dünyanın bir parçası yapalım. Gelin hep beraber altı okum değerine evet buyurumuzu basalım ve yeni bir başlangıç yapalım. Basacağınız her gün, basacağınız her gün bizim için, çocuklarımız için, torunlarımız için ve uygar dünya için yeni bir başlangıç, yeni bir merhaba olacaktır. Hepinize enişten selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Otobüs devam etsin. Arkada ambulans var. Otobüs devam etsin yavaş yavaş. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Otobüs yavaş yavaş devam etsin lütfen. Otobüs yavaş yavaş devam etsin. Hoşçakalın sevgili Karşıyakalılar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Laikliğe, demokrasiye ve cumhuriyete zulmü. Teşekkürler. Hoşçakalın. Sevgili Karşıyakalılar. Malum zihniyeti milletçe alkışlar mısınız? Alkışlıyoruz. Milletçe alkışlıyoruz. Avuçlarımız patlıyor.